Arkadaşlar, ikinci denklemler konusunun diğer bir videosunda beraberiz. Bu videoda da sizlere ikinci denklemin kökleri ile katsayılar arasındaki ilişkinin ikinci videosunu da çekmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, aldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda denklemin köklerinin ikişer fazlasının toplamı 7 olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulunur diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi denklemin köklerinin ikişer fazlasının toplamı 7'ymiş. Arkadaşlar bu denklemin kökleri ne olsun? X1 ile X2 olsun. X1 diğer kökte X2 olsun. Diğer kökümüzde X2 olsun. Denklemin köklerinin ikişer fazlasının toplamı. İkişer fazlası olunca arkadaşlar X1 artı X2. Bunun iki fazlası olunca X2 artı 2 oldu. Bunların toplamı kaçmış? 7'ymiş. X1 artı X2 artı 4 eşittir 7. Ile X2'nin toplamı kaç geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. Şimdi bakalım burada bizden M gerçek sayısının değerini istiyor. Arkadaşlar burada denklem bakın dikkat edin. 2 tane X, 2 tane X değişkeni var burada. Dolayısıyla biz bunu alırken sadece şu X'in öndeki M'yi alırsak hata yaparız. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli çünkü. 2M artı 1 X diye bunu yazalım. Artı 5 eşittir 0. Şimdi bundan sonra kökler toplamı eksi b bölü a formülünden yazılır. Bunun eksilisini alıyoruz. Eksi 2m eksi 1 bölü neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a. A'nın değeri 1'dir. Eşittir 3'e. Eksi 2m eksi 1 eşittir 3'e. Eksi 2m eşittir 4'e. M'nin değeri eksi 2 gelir arkadaşlar. M'nin değeri de eksi 2'ymiş arkadaşlar. BCMN eleman R sayılmak üzere x kare eksi bx artı c denkleminin bir kökü 2, x kare eksi mx artı n denkleminin bir kökü 3'tür. Bu iki denklemin değer kökleri ortak olduğuna göre b eksi m ifadesinin değeri kaçtır arkadaşlar? Bakın, bizden b ile m'yi istiyor. B kökte, bak ortada x'in katsayısı, m de ortada x'in katsayısı konumunda. Şimdi o zaman biz b ile m, b eksi m farkını istiyorsa kökler toplamından gideceğiz arkadaşlar. C ile n arasında bir bağıntı listeseydi kökler çarpımından gidecekti. Öncelikle sorularda bunu bir analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağımızı daha rahat gördük arkadaşlar. Şimdi bu denklemlerin birer tane kökünü vermiş. Diğer kökü de ortakmış. Ortak kök x1 olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi x1'i buraya denklemde yazdığınız zaman x1'i buraya yazalım arkadaşlar. Ortak kök, yani bunu yazmasanız olur. Bu denklemin diğer bir kökü 2 idi. Ortak kök x1'di. Bu denklemin kökünden biri x1. Diğer kökü de 2 idi. x1 ile 2'yi toplayalım arkadaşlar. Eksi b bölü a. X'in öndeki sayı b olarak alıyoruz. Eksi b idi. Eksi ile çarptık. B kaldı arkadaşlar. Bu denklemin kökler toplamı ne olur? X1 artı 3'tür bu da. Bu denklemin kökler toplamı da eksi b bölü a. M bölü kaç oldu? A. Arkadaşlar. X1 buradan kaç geldi? B eksi 2 geldi. X1 buradan kaç geldi? M eksi 3 geldi. B eksi m farkını istiyor arkadaşlar. Bunları birbirine eşitleyelim. B eksi 2 eşittir. M eksi 3'e. Buradan da B'den M'yi çıkartalım arkadaşlar. B eksi M'nin değeri de eksi 1 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. B eksi M'nin değeri de eksi 1 olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar. B eksi M eksi 1'miş. Arkadaşlar şimdi kökleri verilen ikinci dereceden denklemi elde etme kısmına geldik. Şimdi arkadaşlar A sıfırdan farklı diyor. Ve A, B, C, eleman R'ye sayılmak üzere A, X kare artı B, X artı C denkleminde eşitliğin her iki tarafı A ile bölünürse A sıfırdan farklı edip bölebiliriz. X kare artı B bölü A, X artı C bölü A kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar C bölü A'nın ne olduğunu biz biliyorduk. Neydi C bölü A? Kökler çarpımıydı hatırlarsak. B bölü A neydi arkadaşlar? Yani B kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A idi. Arkadaşlar B bölü A yerine de ne yazalım? Şu eksiği buraya verirsek x1 artı x2 oldu. B bölü a yerine de eksi x1 artı x2 yazıyoruz.
Bakın şimdi şu denklemde b bölü a'nın yerine x kare yazdık. B bölü a'nın yerinde eksi x1 artı x2 yazdık. Eksi x1 artı x2 çarpı x dedik. Köküler çarpımında c bölü a. C bölü a'da x1 çarpı x2 eşittir 0. Eşitliği bulunur arkadaşlar. Bunların yerine bunları yazarsa bu değerler çıkıyor karşımıza. Buradan kökleri x1 ve x2 olan iki cüzdanın birbirine denklem. Yani geldi arkadaşlar. X kare eksi kökler toplamı parantez içinde çarpı x bilinmeyeni artı x1 çarpı x2 eşittir 0 eşitliği çıkıyor karşımıza. Bunu biraz daha kısaltmak adına şöyle yapabiliriz. Kökler toplamının t diyelim toplam. x1 ile x2'nin çarpımına çarpım diyelim. Ve x1 artı x'in yerine t dedik. O zaman x kare eksi tx artı c şeklinde biz bu denklemi de oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılışı bu şekilde arkadaşlar. Kökler toplamını buraya yazıyorsunuz. Önüne eksi koyuyorsunuz. Kökler çarpımı bir de buraya yazılıyor. Sıfıra eşitliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili uygulamalara getirelim arkadaşlar. Ne demiş? Kökleri x1 5, bir tanesi 5, bir tanesi eksi 3 olan ikinci dereceden birbirinin denklemi bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı verildi. x1 ile x2'yi bulalım. x1 artı x2 nedir arkadaşlar? Kökler toplamı. Denklemin kökler toplamı eksi b bölü a. Evet. Yani kökler toplamı 2 oldu. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 ne oldu arkadaşlar? Eksi 15 oldu. Denklemi yazalım. X kare eksi t x artı c7. B kaçtı arkadaşlar? 2'ydi. X kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0 olarak denklemi yazmış olduk arkadaşlar. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi A sıfırdan farklı olmak üzere ve ABC eleman rasyonel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminin MN eleman R sayı için bir kökü M artı kök N ise diğer kökü M ise kök N'dir arkadaşlar. Kökler birbirinin eşleniğidir. Rasyonel katsayılı görüyorsun. Bir denklem varsa elimizde. Bu denklemin köklerinden biri m artı kök n ise diğer kökü m eksi kök n'dir. Yok. Kökün bir eksi m eksi kök n bulursanız diğer kökte bu kökün eşleniğidir arkadaşlar. Kök n'ye gelir. Yani burada m artı kök n'ye gelir. Şimdi köklerinden biri 2 artı kök 3 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden biri bilinmeyen denklemi bulunuz diyor arkadaşlar. Bunu x1 olarak alabiliriz. 2 artı kök 3. x2'de ne alalım arkadaşlar? 2 eksi kök 3 olarak bu denklemi de bu kökü de bu şekilde alalım arkadaşlar. Kökler toplamını bulalım. x1 artı x2 kaçtır? Bunlardan kaç geldi? 4 geldi arkadaşlar. Kökler çarpımı x1 ile x2'yi çarpalım. 2 artı kök 3 ile kök 3'ü çarpıyoruz arkadaşlar. 1 çarpı x2 ne oldu? 4 eksi 3 1 oldu. Denklemi yazalım arkadaşlar. X kare kökler toplamı 4 eksi 4x artı 1 eşittir şeklinde denklemi bulmuş oluruz arkadaşlar. Eksi 4x artı 1 şeklinde biz bu denklemi buluyoruz arkadaşlar. X kare eksi 4x artı 5 eşittir 0 denkleminin köklerinin ikişer eksenini kök kabul eden ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulunur diyor. Denklemin kökleri arkadaşlar bu denklemin kökünün bir tanesini x1 aldım. Bir tanesi de x2 aldım. Denklemin köklerinin ikişer ekseni. Bakın yeni denklem yeni kök. 1 eksi x2 öbürü de x2 eksi 2 olacak. Bu denklemin köklerinin ikişer ekseni kök kabul eden ikinci dereceden biri bilinmeyen denklemi bulunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu yeni kök olsun. Yeni kök y1 olsun. Bu da y2 olsun. Yeni kök diyelim y1 olsun. Bu da y2 olsun. y1 ile y2'nin toplamı yeni denklemin kökleri. Nedir yeni denklemin kökleri? x1 artı x2 eksi 4 yapar. x1 x2'nin toplamı kaç oldu? Kökler toplamı eksi b bölü a'dan. Eksi b bölü a'dan 4. Ne oldu arkadaşlar?
4 geldi. 4 eksi 4. 0 geldi arkadaşlar bakın. Şimdi bu denklemin x1 eksi 2 neydi? Kökler toplamı eksi b bölü a 4 geldi. Burası ne oldu? 4 eksi 4. 0 kökler toplamı 0 oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım kökler çarpımına bakalım arkadaşlar. y1 ile y2'nin çarpımı. Evet. x1 eksi 2 ile x1 eksi 2 eksi 2'yi çarpacağız. 1 çarpı x2 geldi. Eksi 2 geldi. Eksi 2 eksi 2 geldi. Artı 4 geldi arkadaşlar. Kökler çarpımı. Neydi arkadaşlar? Denklemin kökler çarpımı. C bölü A 5 geldi. Eksi 2 parantez alınsa kökler toplamı geliyor. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dan 4 geldi. 4 kere 2 eksi 8 gelir arkadaşlar. Eksi 2 parantezin altı kökler toplamı da eksi B bölü A'dan 4 geldi. 4 kere 2 8 artı 4. Burada kaç yaptı arkadaşlar? 1 oldu. O zaman yeni denklemin köklerini yazalım arkadaşlar. Yeni denklem x kare kökler toplamı 0'dı. 0 artı kökler çarpımı kaç geldi? 1 geldi arkadaşlar. Elde edeceğimiz denklem de x kare artı 1 şeklinde bir denklem oluyor arkadaşlar. X kare artı 1 eşittir 0 denklemini elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir pratik yol göstereceğim burada. Evet burayı bir siliyorum. Daha bir pratik bir adım daha kısasını gösterebiliriz size. Şimdi arkadaşlar kısa yolunu gösterelim. Bu denklemin kökünün bir tanesi x1'di. Bir tanesi de x2'ydi. Bu denklemin köklerini ikişer eksiğini kök kabul eden x1 eksi 2. Eksi kaç dedik arkadaşlar? Burada 2 diyelim. Şimdi bu kök arkadaşlar ne olsun? Biz buna şöyle yapalım. Yeni kök y1 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Buradan da 1 eşittir y1 artı 2 geldi. x1'in yerine y1 artı ne yazalım? y1 artı 2 yazalım. y1 artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı y1 artı 2 artı 5 yazalım. Açalım bunu. y1'in karesi artı 4 y1 artı 4 eksi 4 y1. Evet, burası kaç geldi? Eksi 8 artı 5 eşittir 0 geldi. y1'in karesi bunlar birbirini götürdü. Artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar yeni denklemin hani biz kafamız karışmasın. Yeni denklemin birinci kökü yeni denklem y olsun. y1 dedik. Yeni denklemin birinci kökü diye bulduk. Neydi arkadaşlar? Biz bunu denkleme dönüştüreceksek y1'in yerine x yazarız. X kare artı 1 eşittir 0 denklemini de bu şekilde pratik yolla bulmuş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu y1'in yerine isterseniz x de yazın. Yani kafam karışmaz hocam derseniz x yazabilirsiniz. X yazdığınızda daha kolay y'li bir şey çıkmaz da direkt x kare artı 1 çıkar sizin karşınıza. Bu yani bu sizin tercihinize kalmış. Evet. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre 2x1 eksi 1 x1 denklem olan ikinci dereceden bir birimin denklemi bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu denklemi bulmak için denklemin kökler toplamını bulalım. X1 artı yeni denklem y1. Buna y1 diyelim. Bu da y2 olsun. y1 ile y2'nin toplamı kaç yapar? 2x1 artı 2x2 eksi 2. Kökler toplamı eksi b bölü a. 3 ile çarptık. 3 ile 2 6. 2 çıktı 4 oldu. Yeni denklemin kökler toplamı 4. Yeni denklemin kökler çarpımı y1 çarpı y2 ne yapar? Arkadaşlar bunu çarpalım şimdi. Çarpalım. 2x1 eksi 1 ile 2x2 eksi 1'i çarpacağız arkadaşlar. Ne oldu burası? 4x1 çarpı x2 oldu. Bununla bunu çarpıyoruz. Eksi 2x1 oldu. Eksi 2x2 oldu. Artı 1 de buradan geldi. Kökler çarpımı kaçtı arkadaşlar? 4 çarpı x1 çarpı x2 yazalım. Bunu da x2 parantezine aldık. x1 artı x2 geldi. Artı 1. Kökler çarpımı ne oldu arkadaşlar? Kökler çarpımı c bölü a.
4 oldu. 4 kere 4 16. Eksi 2 çarpı kökler toplamı eksi b bölü a 3 geldi. Eksi b bölü a 3 çarpı 2 eksi 6 artı 1. Bu da 11 geldi arkadaşlar. O zaman denklemimizin köklerini yazalım. X kare kökler toplamı eksi 4x artı 11 eşittir 0 denklemini bulmuş oluruz arkadaşlar buradan da. Evet. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Yani isterseniz bunu bir pratik yolla da bunu da çözebiliriz. Yani 2x1 bunu bu sefer 2x1 eksi 1 eşittir. X derseniz arkadaşlar x1'in yerine x artı 1 bölü kaç geldi? 2 geldi arkadaşlar. Bu ifadeyi getirip burada yerine yazarım. X artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 3 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 4 eşittir 0. Açalım bu ifadeyi arkadaşlar. X kare artı 2x artı 1 bölü 4 eksi 3x eksi 3 bölü 2 artı 4 eşittir 0. Kaçta eşitleriz? Paydayı 4'te eşitleyelim. 4'te buraya verelim arkadaşlar. Ne oldu? Eksi 6x. 2 ile topla eksi 4x. X kare eksi 4x oldu arkadaşlar. 2 ile eksi 3'ü çarp. Eksi 6. 16 burada var. 4 kere 4 16. Eksi 6 10. Bir daha 11 yaptı. 11 bölü kaç arkadaşlar? Payda eşitlendiği için paydaya atarsanız direkt cevap bu şekilde de bulunur. Bu da işin pratik yollarından bir tanesi arkadaşlar. İki yolda öğrenmenize fayda var. Tabii bu yol daha pratik görünüyor diğer yola göre. Benim de tercihim her zaman bu yoldur arkadaşlar. Evet. Kökleri, denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemi bulun diyor arkadaşlar. Şimdi ne yaparım arkadaşlar? Yeni denklem buraya y1 diyelim buna. y1 1 bölü x1 oldu. y2 de ne oldu? 1 bölü x2 oldu. y1 ile y2'yi toplarım arkadaşlar. Denklemin kökler toplamı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. x2 ile bunu çarpın. x1 ile bunu çarpın. x1 artı bölü x1 çarpı x2 oldu arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a. Kökler toplamı eksi b. 4 bölü 2 2 oldu. Kökler çarpımı c bölü a. O da 1 bölü 2 oldu. Ne yaptık? 4 geldi arkadaşlar. Buradan 4'ü bulduk. Kökler çarpımı bulalım. y1 çarpı y2 nedir? 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2'yi çarptığınızda bunların çarpımı ne olur arkadaşlar? x1 x2'nin kökler çarpımı c bölü a. 1 bölü 2. Buraya 1 bölü 1 bölü 2 yazdık arkadaşlar. Bu da kaç geldi? 2 geldi. O zaman yeni denklemin yeni kökler çarpımı oldu. Kökler toplamını bulduk. O zaman denklemi x kare eksi 4x artı 2 diye de yazmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunun pratik yolu ne olur? Bakın. 1 bölü x1'e ne de diyelim arkadaşlar? X diyelim, tamam. O zaman x yerine, x1 yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? X1 denklemin köküydü. 1 bölü x yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın 1 bölü x yazarsak 2 çarpı 1 bölü x'in karesi oldu. Eksi 4 bölü x oldu. X yerine 1 bölü x yazdık. Artı 1. Şimdi x tabii sıfırdan farklı olmak koşuluyla bunu x ile çarpalım. Eksi 4x. Bunu da paydada 1 verip x kare ile çarptık. X kareyi de bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Bu daha kısa çıktı. X kare eksi 4x artı 2 denklemi çıktı. Evet, istenilen denklem de budur arkadaşlar. Evet, denkleminin köklerinden üçer fazla olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bul diyor. Denkleminin kökleri bu denklemin köklerinden. Bu denklemin köklerine x1 diyelim. Bu da x2 olsun arkadaşlar. Tamam. Denklemin kökten üçer fazla. Bu denklemin üçer fazla. Bu denklemin kökleri de x1 artı 3'tür. Bu da kaçtır? x2 artı 3'tür. Soru bizden ne istiyor arkadaşlar? M gerçek sayısını istiyor bakın. Kökler çarpımıyla uğraşmayacağız. Buradan x1 artı x2 bulalım. Kaçtır? Eksi b bölü a. Eksi m geldi arkadaşlar.
Buradan bulalım kökler toplamını. x1 artı x2 artı 6. Ne oldu arkadaşlar? Bu denklemin kökler toplamı da eksi b bölü a m bölü 3 oldu. x1 artı x2 neydi arkadaşlar? Eksi m'ydi. Eksi m artı 6 eşittir m bölü 3. Arkadaşlar 3 ile çarpalım. Eksi 3m artı 18 eşittir m'ye. Buradan da 4m eşittir 18 geldi. M'nin değeri de 9 bölü 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona eriyor. Alıştırmalar bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.